Yeşilçam'ın 65 yaşındaki usta ismi Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçen hafta sonu Melis Ketenci ile evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde yapılan nikah töreninde renkli anlar yaşandı. Perihan Savaş'ın eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de nikaha katıldı. Tatlıses, nikah kıyılırken Savaş Zafer'e destek verdi. Sayın Savaş Zafer beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Melis Ketenci hanımefendiye eş olarak kabul ediyor musun? Yüksek sesle! Var! Evet! Sizleri karı koca ilan ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Duygusal bir konuşma yapan Perihan Savaş nikah cüzdanını gelinine verdi. Hem mutluluk hem hüzün. Hepsi bir arada benim için. Çok mutlu olun. Birbirinizi seviyorsunuz biliyorum. Birbirinize saygı duyun. Birbirinize sahip çıkın. Allah'ım sizi korusun. Al kızım. Hoş geldin ailemize. Perihan Savaş düğünde şıklığıyla da göz kamaştırdı. Usta oyuncu 1995 yılında 38 yaşındayken aramızdan ayrılan eşi Yılmaz Zafer'in bu mutlu günü görememesine çok üzüldüğünü söyledi. Tabii ki o duygular anlatılmıyor. Aslında yaşanmak gerekiyor. Hem heyecan var, hem hüzün var. Yani hüzün evlenmelerinden dolayı değil, keşke Savaş'ın babası da olsaydı diye bir hüzünüm var. Evet. Ama her şey çok güzel, çok mutlu olsunlar. Birbirlerinin hayatlarına saygı gösterecekler. Ayrıca bugün oğlumun doğum günü. Bir de evet, güzel bir tarih oldu. Yani en azından unutmaz evlilik yıldönümünü. Gelin Hanım için de kolaylık oldu. Kolaylık. İkisi için de kolaylık oldu. Evet. Perihan Savaş oğlunu damatlıkla görünce çok duygulandığını ifade etti. Çok heyecanlandım. Yani ne bileyim, bir anne olarak evladını öyle görmek çok hoş bir duygu tabii ki. Bir anne için gerçekten çok güzel bir duygu. Savaş, İbrahim Tatlıses'le beraberliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin de kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmadığını belirtti. Tabii burada, ablası burada zaten. Zaten onlar damadım, sevgili Volkan. Damadım demiyorum ama artık benim oğlum ve kızımın çok emeği var gerçekten de. Hemen hemen onlar bu düğünün başarılabilmesi, yapılabilmesi için her türlü desteği verdiler bize. Sağ olsunlar. Tabii ki buradalar. Usta oyuncu gelini Melis Ketenci'yi övgü hamuruna tuttu. Yani aşağı yukarı bu seneyle birlikte 7 senedir birlikteler onlar. Çok küçük yaşta öyle birbirlerini tanıdılar. Anneleri hisseder derler ya, 7 yıl önce ilk gördünüz dediniz mi ya, evlenirler bunlar. Dedim. Ustak, çünkü gelin. Kızım da, kızım diyorum. Gerçekten çok cici, çok sakin, çok munis, çok tatlı bir kız. Yani onlar güzel, inşallah mutlu olsunlar. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın her zaman onları. Perihan Savaş, iş insanı Volkan Akkaş'la evli olan kızı Melek Zübeyde'nin 3 çocuğu olduğunu hatırlattı. Bundan sonra torun sorularına hazırlıklı olmanızı rica ediyorum sizden. Zaten 3 tane torunum var kızımdan. İnşallah onlardan da olur. 4. gelir inşallah. Ben size teşekkür ediyorum. Daha karar vermediler. Savaş'ın çalışmaları devam ediyor çünkü. İşi var. Bir ara gidecekler ama ne zaman, onları kendileri karar verecek. Perihan Savaş'ın yakın arkadaşı Oya Başar, düğüne kızı Ayşe Kırca ve oğlu Umut Kırca ile beraber katıldı. Çok güzel bir gün benim için, çok mutlu bir gün. Canım benim, elimizde büyüyen çocuğumuz. Perihan zaten benim kardeşim. O yüzden kardeşimin oğlunun düğününe geldim. Onun için çok mutluyum. Allah mesut etsin diyorum. Çok da iyi anlaşıyorlar. Gelinimiz de güzel bu arada. Annesi Oya Başar ve babası efsane tiyatrocu Levent Kırca'nın izinden giderek oyunculuğu seçen Ayşe Kırca da duygularını ifade etti. Kırca bu sezon Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Allah sağ ol hocam, sağ olun.
Resmen gönüllü rehber öğretmen gibisiniz. Çok mutluyum Savaş için. Benim gerçekten kardeşim gibi çünkü Savaş. Şimdi sanki abim evleniyormuşçasına Savaş'ın düğününe geldim. 3 ay farkları var onların ikisinin. Beraber büyüdüler. Beraber büyüdüler, evet. Bu işler sırayla. Evet, evet. Düğünün konukları arasında Perihan Savaş'ı son dizisi İyilik'te kızını canlandıran Hatice Şenli ve eşi yapımcı Burak Sağyaşar da vardı. Nikahı kaçıran çift hızla düğünün yapıldığı salona girdi. Atilla benim arkadaşım. Tamam. Güzel yardım etsin ama uzaktan. Düğünle ilgili çok sana konuşsaydık. Yok, bitti zaten şu anda. Ne bitti? Evet, evet dediler. O kadar geç kaldı. Siz geçelim de ayıp olmasın. İdo Tatlıses geceye eşi Yasemin Şefkatli ile beraber katıldı. Düğünün yapıldığı otelden el ele çıkan çiftten Yasemin Şefkatli'nin ayakkabısı kaldırıma takıldı. İdo Bey, gecenin damgasını vuran şıklığıyla. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sizin şıklığınız. Nasıl gidiyor? Çok kısa, aman dikkat. Çok kısa, aman dikkat. Evet. Biz de atladık orayı. Eklerime kadar aşıyor. İdo, Savaş Zafer'e mutluluklar diledi. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Bir yastıkta kocasınlar. Biz de aynı şeyi diliyoruz kendimiz evet. için. O yüzden siz daha tecrübelisiniz aslında zamana bakınca. Aslında çok da değil ama yani evet birazcık daha var. Son olarak babası İbrahim Tatlıses'in Mavi Şim şarkısını yeni bir düzenlemeyle okuyan İdo, çok güzel geri dönüşler aldığını ifade etti. Mavi Şim mavilendim, kampına kilitlendim, pas tutmuştum. Güzel. Umarım böyle gider. Aynı şekilde devam ederiz. Ki bir yerlere. Umarım böyle devam ederiz vallahi. Sizin de ayağınıza sağlık. Vallahi buraya kadar gelmişsiniz. Öte yandan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'nin 31. yaş gününü iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki tanıdım, iyi ki evlendin mesajıyla kutladı. Şefkatli de Tatlıses'e kocam da kocam yanıtını yazdı.